Arkadaşlar merhaba, ben Nurullah Taş. Blender dersleri serimize devam ediyoruz. Şimdi burada nesneleri parenting dediğimiz bir şekilde gruplandırarak bu derste bir nesneyi büyütünce, küçültünce, döndürünce, ölçeklendirince diğeri de aynı şekilde davransın istiyorsak parenting yapmak durumundayız. Gruplandırma. Parent, ebeveyn, anne baba gibi çevrilebilir. Bir tanesini ebeveyn yapıyoruz, baba yapıyoruz, anne yapıyoruz, fark etmez. Diğerlerini çocuk gibi düşünüyoruz. Baba ne yaparsa çocuk da onu yapıyor arkadaşlar. Bunun için bir nesnemi kopyalayayım. Shift D ile kopyaladım, G ile taşıyorum. Şu şekilde bıraktım. Şimdi arkadaşlar, şu merkezdeki küpü baba yapmak istiyorum. Ya da ebeveyn diyeyim. Şimdi Shift ile basıyorum buna. Sonra ikisi seçiliyken CTR şu screencast keylerimi aktif yapayım unutmadan. Şöyle. Evet. Şimdi bunu seçtim. Bunu parent yapmak istiyorum, ebeveyn. Ctrl P diyorum. Bana diyor ki set parent to object. Şu nesneyi parent yapmak istiyorum. Tıkladım. Bakın şu şekilde bir kesik çizgi göründü. Yani bu ikisi artık aynı ailenin üyeleri. Şu ebeveyn, şu da çocuk. Şimdi arkadaşlar geleyim şu parent'ı seçip mesela G ile sağa sola taşıdığımda ikisi birden gidiyor. Yavruyu seçip G ile taşırsam yavru anneye etki edemiyor ama babaya, ebeveyne şu ebeveyn ne yaparsa yavru onu yapıyor. Mesela S ile ölçeklendirip büyütüp küçültebilirim. R ile döndürebilirim. Ama yavru da R yaparsam bakın kendi dönüyor sadece. Ya da yavru da S yaparsam sadece kendisi işlem yapmış oluyor. Parent da ne yaparsam yavruya yansıyor. Mesela arkadaşlar bunu iptal etmek istiyorsan Alt P'ye basıp Clear Parent versem artık bu bir yavru değil. Birden fazla nesne de yapalım. Shift D kopyaladım. Şuraya aldım. Şunu da Shift D yaptım. Şöyle aldım. Şu üçünü yavru yapmak istiyorum. Shift ile seçiyorum arkadaşlar. Sonra gelip en son bunu seçiyorum. Parent yapacağımı CTRL ile P yapıp obje dersem 3'ü bunun yavrusu oluyor. Son seçtiğim parent oluyor. Ebeveyn ne yaparsa yavrular onu yapar. Büyütüyorum, küçültüyorum. Yavrular ama tek başına sağdakileri, soldakileri etkilemez. Şimdi mesela bunu seçtim. Alt P deyip clear parent dersem bunu artık aileden attı. Alt P deyip clear ikisini birden seçeyim. Alt P deyip clear parent dersem aileden hepsini atmış oluyor. Dersimiz bu kadardı. Bir sonraki ders görüşmek üzere. İyi çalışmalar dilerim.